Şu muhteşem kruvasanı kim yapmak istemez ki, hem de evde. Bakar mısınız? Tam olması gerektiği gibi içi kat kat kat. Hemen malzemelerime geçmek istiyorum. Çok kolay ve pratik. Mutlaka denemelisiniz. Kimse sizin yaptığınıza inanamayacak. 5 su bardağı unumuz var. 4 çorba kaşığı şekerimiz var. 1 çorba kaşığı tuzumuz var. 1 paket kuru mayamız var, 10 gram. 1 çorba kaşığı tereyağımız var, dolu dolu. 1 su bardağı suyumuz var. 1 çay bardağı sütümüz var. 250 gram da hamurun içine koyacağımız, yoğururken koyacağımız tereyağımız var. Üstü için ise 1 adet çırpılmış yumurta kullanacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle suyumu boşaltıyorum. Malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sütümü boşaltıyorum. Mayamı boşalttım. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi şekerimi ekliyorum. Tuzumu ekledim. Ve devam ediyorum şeker eriyene kadar. Evet, şeker eridi. Şimdi unumun yarısını ekliyorum. Ve yoğurma işlemine geçiyorum. Daha sonra diğer yarısını da ekleyeceğim. Bu ölçüler tamdır arkadaşlar. Evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi diğer kalan unumu da ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi yoğurma işlemini tezgahta gerçekleştireceğim. Şöyle eze eze yoğurmam gerekiyor çünkü. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şu şekilde. Evet, hamur hazır. Şimdi içine bir çorba kaşığı tereyağını ekliyorum. Şimdi tereyağıyla beraber yoğuracağım. Evet, yoğurdum, tereyağını iyice yedirdim. Şimdi hamurumu topluyorum ve tepsime yerleştirip dolapta 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Dolaba koyuyorum arkadaşlar, buzdolabına. Şöyle dikdörtgen şeklini vereceğim. Evet, hamurum hazır. Şöyle kestiğim buzdolabı poşetini üstüne yerleştiriyorum ve dolaba verdim. Şimdi hamurun içine açacağım tereyağını bir poşetin içine yerleştiriyorum. Bu tereyağını kare şeklinde açacağım. Evet, buradaki amacımız tereyağını inceltmek, çünkü hamurun içine koyup katlayacağız. Şu şekilde açıyorum. Zaten açtıkça o daha çok yumuşayacaktır ve daha kolay şekil alacaktır. Evet, açtım. Şöyle tereyağını incelttim. Şimdi hamurum 1 saat dinlendi buzdolabında. Bakın, hafif kabarmış, tam istediğimiz gibi. Şimdi tezgahımı tekrar unlayıp
tezgaha alacağım. Çok da güzel, istediğimiz gibi olmuş. Tezgahımı unluyorum. Hamurumu koydum. Arkadaşlar unlarken dikkat edin, çok fazla unlamayın. Şu şekilde açıyorum yavaş yavaş. Evet, açtım, bir büyük bir kare şeklini verdim. Ortasına tereyağını yerleştireceğim. Tereyağını koyduğum yer kalın olacak arkadaşlar. Kenarları ince olacak. Çünkü kenarları tereyağının üstüne doğru katlayacağız. Evet, bu şekilde tereyağımı yerleştirdim. En ortaya koydum hamurumun. Şimdi kenarlarından katlamaya başlıyorum. Tamamen tereyağını kapatacağım. Evet, böylelikle tereyağının altı kalın ve üstü de kalın oldu. İki taraf da eşit oldu, alt ve üst. Şöyle düzeltiyorum. Tezgahımı onluyorum. Şimdi şöyle hafif hafif küçük darbelerle yavaşça tereyağımı açacağım. Bu şekilde yapıyorum çünkü tereyağının patlamasını istemiyorum, dışarı çıkmasını istemiyorum. Bastırmadan şu şekilde açıyorum. Evet, şimdi kendime bir ortayı belirledim, dikdörtgen şekilde açtım. Şöyle kenarları kavuşturuyorum. Ortada birleştiriyorum ve ikisini katlıyorum. Kenarlarını da düzeltiyorum. Şimdi bu şekilde yine yarım saat buzdolabında mayalandıracağım. Şekillerini buzdolabı poşetiyle kapattım. Buzdolabına gönderiyorum. Evet, yarım saat buzdolabında kaldı. Tam istediğimiz gibi yine şişmiş. Unladığım tezgahıma alıyorum. Şöyle hafif unluyorum. Üzerindeki fazla unları da alıyorum. Altını da unluyorum. Şimdi yine şu şekilde küçük darbelerle açacağım. Tereyağının hamurun içinden patlamasını, çıkmasını istemiyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi o baloncukların patlamaması gerekiyor. O baloncuklar tereyağları arkadaşlar. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi oradaki hamurdaki baloncukları söndürmeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda hamurumu büyük bir dikdörtgen yapmaya çalışıyorum. İnce ve uzun olacak. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi yeniden katlayacağım hamurumu. Yine kendime bir orta belirledim. İki ucu kavuşturacağım, birleştireceğim. Şu şekilde ve ikisini üst üste getireceğim. Fazla unumu da aldım. Evet, şu şekilde yine düzeltiyorum. Şimdi bir saat yine mayalanmaya gönderiyorum buzdolabına. Evet, bir saat geçti. Tam istediğim gibi yine hafif kabarmış. Tezgahımı unladım. Şimdi üstünü de unluyorum. Ve yine açma işlemine geçeceğim. Evet, yine hafifçe açıyorum. Çok bastırmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, hamurumu açtım. Şu şekilde 1 santim kalınlığında, 60 santim uzunluğunda, 50 santim genişliğinde açtım ben. Şimdi uzunluk olarak 10'ar santim belirliyorum kendime. Ve 10'ar santimlik aralıklarla kendime çizgi yapıyorum.
Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Keseceğim yerleri belirliyorum. Siz kendi hamurunuzu kendi ölçülerinizde açabilirsiniz. Aslında tamamen bu sizin kendi zevkinize göre, yani isterseniz küçük isterseniz büyük kruvasanlar hani yapmanıza bağlı. Evet, şimdi ortadan ikiye ayırdım. Evet, şimdi karşı kestiğim iki çizginin ortasına bir çizik atıyorum. Ben yine ölçülere bağlı çalışıyorum. Siz tamamen kendi göz hizanıza göre de çalışabilirsiniz. Evet, şu anda ölçüyü çektim. Karşı iki çizginin tam ortasına bir çizik atıyorum. Böylelikle kendime üçgen hamurlar yapacağım. Evet, bu şekilde kesiyorum. Evet, dikkat ettiyseniz hamurun içindeki tereyağı görünüyor. Hiçbir şekilde patlamamış. Dediğim şekilde yaparsanız bu şekilde hamurlarınızın içindeki tereyağı kaybetmezsiniz ve muhteşem kruvasanı elde edersiniz. Evet, üçgen yapmaya devam ediyorum. Aynı işlemi karşı dikdörtgene de yapacağım. Benim bu şekilde 22 adet kruvasanım çıktı. Bilginiz olsun. Evet. Üçgen yapma işlemi bitti. Üçgen olmayan kenarları alıyorum. Onları gül şekline getiriyorum. Onlar çünkü kruvasan şekli olmayacaktır. Şu şekilde gül şekli yapıyorum. Ziyan olmasın diye köşeye alıyorum. Evet, diğer artan parçayı da şu şekilde alıyorum, yuvarlıyorum. Ve ziyan olmasın diye köşeye alıyorum. Bunları da pişireceğim. Kendime çalışma alanı hazırlıyorum. Evet, şimdi bir adet üçgeni alıyorum. Tam ortasına bir çizik atıyorum. Evet, şu şekilde aldım. Bakın, çiziğin oradan iki ucu yapıştırdım ve yuvarlıyorum arkadaşlar. Bastırmadan yuvarlıyorum. En uç kısmı havada kalacak şekilde, yukarı bakacak şekilde şöyle tepsiye dizeceğim bu şekilde. En uç kısmı yukarı bakacak arkadaşlar. Evet, şimdi ikincisini alıyorum. Yine aynı şekilde. Tam ortasına bir çizik atıyorum. Küçük bir çizik. Ve yuvarlamaya başlıyorum. Bastırmadan yuvarlayacaksınız arkadaşlar. Evet, aynı işlemi hepsine yaptım. Şimdi kruvasanlarımı tepsiye aldım. Bir saat bu şekilde de bekleyeceğim. Tepsi mayası yapacağım. Üstünü kapatmıyorum. Bu şekilde bir saat bekletiyorum. Evet, bakın yine şiştiler. Şimdi bir adet çırpılmış yumurtamı üzerlerine sürüyorum. Burada çok önemli bir püf noktası var. Kesinlikle bastırmıyorsunuz. Bastırmadan sürüyorsunuz. Her yerine bulaştıracağız ki çok güzel kızarsın üstü. Evet, hepsine yumurta işlemini tamamladım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırına kruvasanlarımı gönderiyorum. Evet, bakar mısınız? Muhteşem oldu benim kruvasanlarım. 20 dakikada pişti ve servise hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. İnanın dışarıda bile yemeyeceksiniz. Bakar mısınız nasıl ne kadar yumuşak oldu?
Şimdi sizin için bir tanesini keseceğim ve bakın nasıl içi olması gerektiği gibi kat kat olmuş. Şu şekilde kestim ve mutlu son. Herkesin yapmak istediği kruvasan bu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.